Bugün çok kısaca ben size gümrük vergilendirme unsurlarının en temel dayanaklarından bir tanesi olan gümrük kıymetinden bahsedeceğim. Ee, gümrük kıymeti, Dünya Gümrük Örgütü'nün ve Dünya Ticaret Örgütü'nün çok detaylı bir biçimde incelediği, gümrük işleriyle iştigal eden akademisyenlerin ve gümrük mesleğiyle uğraşan insanların da üzerinde çokça kafa yorduğu bir konudur. Gümrük kıymeti deyince hemen çok kaba bir tanımla aklımıza eşyanın satış bedeli gelmeli. Eşyanın satış bedeli dediğimiz bildiğimiz sizin kestiğiniz fatura üzerindeki tutar oluyor. Tabii ki gümrük mevzuatı dahilinde buna eklenmesi ve çıkarılması gereken bazı giderler muhakkak surette oluyor. Bunların detayları zaten işte bu gümrük kıymeti başlığının altında inceleniyor. Ee, ...eşyanın satış bedeli e, sizin doğrudan bu satışla ilgili olarak aldığınız kıymet oluyor. Dediğim gibi fatura üzerindeki kıymet oluyor. Eğer gümrük idaresi bu satış bedelini kabul edilemez bulursa... ...veya gümrük idaresinin yanıltma amacı güttüğünüzü düşünürse... E, ...farklı gümrük kıymeti tespit metotları uyguluyor. Bunların birincisi aynı eşyanın satış bedeli metodu. Aynı eşya e, 12'li tarife istatistik pozisyonu bazında aynı tanınır ve teknik özellikleri itibariyle sizin eşyanızda aynı nitelikte olan ve aynı ülkeden gelen eşyalar olarak tanımlanıyor. Yani gümrük idaresi sizin satış bedeninizi gümrük kıymeti olarak kabul etmezse aynı eşyayı kendi database'indeki verilerden tarıyor. Sizin ithal ettiğiniz ülkeden gelen ürünlerin tarife istatistik pozisyonundaki kıymetlere bakıyor ve uygun gördüğü en mantıklı olanı gümrük kıymeti olarak tespit edebiliyor. Benzer şekilde benzer eşya dediğimiz eşyaların kıymeti de baz alınabiliyor. Benzer eşyalarda 12'li tarife istatistik pozisyonu olarak birebir aynı olmasa da birbirinin yerine ikame edilebilecek ürünler için kullanılıyor. Örneğin işte çok basit bir örnekle çok da biraz ilgisiz olacak ama portakal ve mandalina'nın birbirinin yerine ikame ettiğini ve benzer ürünler olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunların tarife istatistik pozisyonları bazlanarak alınarak ...kıymet tespit ediliyor. Takip eden metotlarda hesaplanmış kıymet ve indirgeme metodu olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki metot birbirinin yerine mükellefin yazılı başvurusuyla sıra değişikliği getirilebiliyor. Bu arada hiyerarşik olarak bu metotların sırasıyla takip edilmesi gerektiğini de belirtmemiz gerekiyor. Bir de son metodumuz var. Gümrük idaresi fiktif olmayan, mantıklı ve kabul edilebilir hukuki dayanakları olan bir kıymeti de... ...yine gümrük kıymeti olarak kabul edebiliyor... Gümrük kıymetine dahil edilecek ve dahil edilmeyecek giderlerimiz var. Gümrük kıymetine dahil edilecek giderler Gümrük Kanunu'nun 27. maddesinde dahil edilmeyecek olanlar da 28. maddesinde düzenleniyor. Bunların alt başlıklarını bu madde metinlerinde detaylarıyla bulmak mümkün ama en temel olarak gümrük kıymetine dahil edilecek giderlerden royalty bedellerinden bahsedebiliriz. Royalty bedelleri, marka, patent, know-how hakkı gibi yapılan soyut ödemeleri içeriyor. Birçok uluslararası şirket aslında bugün ticaret yaptığı partnerlerine royalty ödemeleri yapıyorlar ve bunların bir şekilde muhakkak surette gümrük kıymetine dahil ediliyor olması gerekiyor. Eğer ithal eşyasının satış koşulu olarak bu ödemeler yapılıyorsa ve doğrudan ithal eşyasıyla ilgiliyse bir de faiz giderlerinin yapılan finansman anlaşması çerçevesindeki faiz giderlerinin gümrük kıymetine dahil edilmemesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bunun için de finansman anlaşmasının yazılı yapılmış olması ve belirlenmiş olan faiz oranının piyasa koşullarına uygun, kabul edilebilir bir faiz oranı olması gerekiyor. Herkese çok teşekkür ederim.